Herkese merhaba, ben Şenol. Kontrakt'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Direkt araç mekanına geldim. 46 binim var. Açın lan kapıyı. Burada satış yapabiliyor muyuz? Dur bakayım, merak ettim. Şişt. Satış var mı burada? Satın al var. Yok, o değil özür. Onu satın al, onu satın al. Bunun satı diye bir şey yok. Tamam kardeşim, tamam. Dışarıda satacağız, dışarıda. Bir dakika lan. Teyi de deydik fiyatı ya. 34.000 değil miydi ya? Öyle kalmış aklımda ama. Ona bir %100 teyi dedeyim de. Hatta alayım temizinden. Diyeceğim. 34.000 aynen. 46.000'im var abi. Her türlü yeter. Okut kardeşim. 1300. Bam. Yes. Hemen teknoloji işte abi. Getireceksin buraya. Onu tarayacak edecek. Düşünsene. Hani arabanın değişeni, osu busu nesi varsa dolandırılmayacaksın. Ne kadar güzel. Bu onunki değil mi? Yes. Os 4000. Ya beyaz aslında tam rengi bunun be. Tlo. Bunların ben minibüs tipini kullanmıştım var. İki yanım var. Hyundai'm var. 3 aşağı 5 yukarı aynı terane. Takdir havalli gibi ya. Frene basıyorsun. Vuv diye gidiyor bunlar. Bence beyaz gayet mümkün. 36'lık. Plaka girme. Allah! 34 S olur mu? S 34 çok saçma oldu. O ne lan? Plaka karakterleri 4 ile 7 arasında. 4 ile 7 arasında. Yani toplamda şu anda 3, 6 burası. 4 veya 7. Şöyle kapatıp öyle daha mantıklı. Sword 666 tabi. Trafik canavarı şeytan falan filan. Yalnız ne renkler var be. Bordo iyidir ya. Lay 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 lay. Değişik olsun. Acaba bordo alan bir baba yiğit var mıdır? Yürü be. Dut 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 dut. Tipim de biraz ilginçmiş. China mı? Yakıt az ya sizin ben. Yakıt az ne? Yakıt yok anasını satayım. Yok. Yakıt ulan bari benzin istasyonuna kadar inşallah kurtarır ya. Biz neredeyiz? Buradayız. En yakın benzin istasyonu. Oğlum en yakın benzin istasyonu burası. Şimdi oraya gidiyoruz. Ne yapacağız ya oraya kadar? Götürür herhalde değil mi? Böyle bir götlük yapmaz ya. Sanmıyorum. Öbürüne göre bayağı canlı canım. Neredeyse ikiye katlarız da ya. Oha. Üçe katlar. Bayağı gidiyormuş lan bu. Allah. Arkadaş işte ufak çaplı bir iş yapıyorsun. Şöyle bir arabaya ulaştığın an. Ki genelde borç yapıp ulaşıyorsun. Ama fark etmez. Ulaştığın an. Alınan. O mutluluk. Değil mi? O his. Çok az şey de vardır yani. Güzel aracım var be. Şöyle bir sesini alayım ya. Değil mi? Burada. Tamam, hadi bismillah. Oğlum burada zam mı geldi lan? Allah Allah. Bir dakika ya. Sanki ha. Yakıt deposu galiba bu. Bu dizeldir. Dizele geçtik en azından. Kapat ulan. Abi dizel daha pahalı ya. Ya ne acayip bir dünya. Artık bizde de öyle ya. Kaça doluyor oğlum bu? Şimdiden 100 gitti. 150 gitti. 200 gitti. 250 dolar oğlum bu. Dolar bu. 290 dolar. Hayırlısı. Şimdi sıradaki görevimiz. Ha, öncelikle beceri. El sanatına bir tane vermişiz. Hıza vereyim, koşarım belki bir yerde. Kim bilir neyim. Çöp, boya. Matkaba vereceğim lan. 1.25 hız da nedir ama. O mu yani bütün onu? %25. 1.25.
Matkapla işlerimiz var da. Yok ya, yıkıma vereceğim. İçimden öyle geldi. Çünkü yıkım da çok bir numara yok yani, %70. Teknoloji, uzak depolamanın kilidini aç. Ya bu çok ilginç bir durum. Hiçbir şekilde. İndirim bonusu %3. Fiyat tahmini doğruluğu %60. %0 şu anda. Sonar alanı. Çok bir taradığım da yok ama %20. Tarayalım. Buna verirsek tararız. Bana öyle geliyor. Şimdi mail. Bazı değişimler var. Hoppa. Görevde işaretledin herhalde. Haydi bismillah. Yol bir tık uzun. Hoş, diğer taraftan bunun o kadar uzun sürmez ama. Yeni aracımla ilk işim. Yol artık kısa sürüyor ya. Şipşak. Yalnız ben niye buraya park ediyorum abi? Buraya giderim. Ya bunların arka lastikleri de küçücük ya. Küçük küçük. Burada bir şeyleri söktürüyordu bize değil mi? Evet. Şunun gibi. Matkapımız. Matkapta değil ya. %25 hızlandırabilirdik bunu. Aslında ilk başta gerekli şeyleri mi alsaydım ya? Çok da bir şey değişeceğini sanmıyorum ya. İlk başta sökülecekleri bir sökeyim ben şundan. Hatta ilk başta birlikte bir teyit mi etseydik neleri sökeceğiz? Hop. Buyur, bunları da satarım. Şimdi bu bir. Bu iki. Bu üç. Şu dört. Hatta şunları şöyle alayım. Şöyle koyayım da anlaşılsın. Bunlarla zaten sökemiyorsun. Şu tarafta var mı? Yok. Burası sağlam. Bunu kapatabiliriz kardeşim. Üst kata çıkıyoruz. Orada bir şey yok. Orada bir şey yok. Ha, bu kapı zaten kendisi çürük. Sakin ol. Bu olacak. Ha, bu tamamen çürük. Eyvallah. Tarafta bir şey yok. Pencerenin döküntülüğüne bakıyorum. Şurası var. Ne gerekiyorsa gidip malzemeleri alacağız. Bu kadar mı? Galiba. Tamamdır. Bir, iki pencere, bir kapı burada var. Aşağıda da bir, iki, üç pencere var. Bunların hepsini ben sökeceğim şimdi. Alayını kamyona götüreceğim. Gideceğiz, bunları satacağız. Yenilerini alacağız. Pencereler dışında bir tane masa. Zaten dolaba almıştık. Ekstra bir masa vardı. Ekstra bir iki bir şey daha vardı yani. Tamamı pencereden oluşmuyor işin. Onun için mobilyacıya da uğrayacağız belli ki. Bunları eline aldığında mı fiyat biçiyor lan acaba? Fiyat biçme olayına da vermedik ama. Neyse, bir önemi de yok ki ya. Ne önemi var? Fiyat biçti diyelim. Aaa. Tamam da döküntü bunlar. Ne yapacağım bunları ben? Kırık abi bunlar. Ne yapmamı istiyor ki bunlar? Tamir etme gibi bir şey mi var? Bunu satamazsın. Müşterinin diyor. Ama da yenisini aldığım zaman belki satıyorumdur. O da olabilir. Hani masa, dolap. Ne vardı bir de orada? Bir şey daha vardı. Direkt başta hırtavatçıya uğrayalım da. Buradan ne gerekiyorsa onları bir alalım. Ha, şimdi pencere dedik. Çift tip, çift cam olan 4 tane pencere tipi çift. Şunlar herhalde. 1, 2, 3, 4. Değil mi bu? Tipi yarım. Yarım dediği şu herhalde. Hangisi olduğunu bir önemi var mı? 270-270. Şundan bir tane istiyor. Kapı tipi tek iç. Dışları da işaretli. Ha, bir tane de tek dış gerekiyor. Tamam, bu dış olan olsun. İç olanlardan da hadi bu olsun. Süpürgelik tamamen bize kalmış herhalde.
Sade'den devam edelim. Karton Pierre. Karton Pierre. Hadi bu olsun, bu da biraz daha şekil şukul olsun. Boink. Evet abi, 4700 buradan girdi. Hadi bakalım, 8000'imiz kaldı. Delikanlılık yapmak gibi olmasın ama. Sıkıntı olabilir mi? Yalnız o iki kutuyu üste aldı. Neyse, fark etmez. Araç geniş ya. Kolay babacığım. Normal şartlarda bunun buralarda dolduk değil mi yani? Tabii. Doğal olarak. Hop. Buradaki eşyaları aldıktan sonra belki diyorum satış olur. Çalışma masası. Şu aynısı işte zaten. Tamam. Konsol lüksü 2 olacak. Dümdüz konsol lüks 2. Bu yani. Bu ne lan? Bu olsun. Büyük gardırop. 2 puanlık büyük gardırop. O da bu olsun. Buyur. Kaç para? Ay iyi lan, bu ucuz çıktı. Oğlum Nalbur iyi geçirdi. Mobilya çok daha ucuza geldi. Bu nasıl iş? Pek sağlık mantıklı gelmedi bana. Al beni ya şimdi kardeşim. Kapat şunu ya. Şimdi merak ettim, bakayım. Satabilecek miyiz bunu? Efreni çekerim. Olmadı. Yeterince hızlanamamışım. Yalnız galiba yük miktarı çoğaldıkça bu yavaşlıyor. Yavaş yavaş yavaş. Vallahi bana öyle geldi. Bilmiyorum ne kadar doğru. Dur bakayım, deneyeceğim şimdi satabiliyor muyuz? Şu arkadaşı. Yok. Allah Allah. İlginç. Tamam kardeşim, satmayız. Allah'ım ya. Ne yapacaksın ki abi onu? Manyak mısın? Kırık dökük şey zaten, para da etmez. Neyin tribinde onu anlamadım ben. Neyse, elemanın yeri şurası zaten direkt. Ne temiz mekanlar ha. Ha, gıcır gıcır gir. Hop. Nalbur'dan aldıklarımı ilk işettireyim değil mi? Mantıklı. Alt tuşuyla tarayabiliyoruz. Elimizde bunun olması bir şey değiştiriyor mu? Burası galiba. Var değil mi? Öncü süpürgeliği yık. Aa. Olur. Balyozumuz vardı. Yani ekstra upgrade ettik ama bir önemi de yok herhalde. Neyi gösteriyor ki abi bu tarama tam olarak? Onu da anlamadım. Hop. Buyur. O zaman aynı şekilde şunları da yükleyecek bize, değil mi? Aynen. Benzeri bir şey aydık ya. Böyle bir aç da bir görelim ya. Bayağı bir eksiğimiz gittiğimiz böyle. Bunlara boya moya bir şey istemiyor herhalde. Direkt böyle yapalak şaplak. Olur. Onun dışında mobilyaları var işte bunların. En son aldım. Gardolop. Yeri belli zaten. Ha yok. Şunun yeri bir. Ulan duvara yapıştır. Neyse. İçerisindeki alan ne ki? Nedir oğlum olayın? Şuraya bile koyabiliyorsun. Şuraya mı koyamıyorsun? Anlamadım. Bazı problemleri var. Oynama tatlı ilerliyor Allah için. Baya baya içerik var. Bu tarz oyunlara baktığın zaman yani maşallah var. Aha kapı. Lan iç mi dış mı bu? Dış kapı. Dış kapı. Buna ilk başta yapman gereken de dış kapı kardeşim. Değil mi? Mantıken. Yalnız rengi de uydun ha. Masa zaten bunun birebir aynısıydı. Şöyle bir sandalyesi vardı başında. Böyle bir yanında çöp kovası vardı. Bunun dışında ıvır zıvırları vardı.
Nerede duruyordu bilmiyorum artık. Gerisinde kendi şettirsi kardeşim. Geldiğinde Allah Allah. Her şeyi de bizden beklemesin değil mi? Kalemliği falan. Dur. Kardeşim sana bir bilgisayar lazım ama ya. Perde. Tamam gerisini ben hallederim ya. Perde şey pencereleri takacağım. Perdeler üzerine monte edeceğim. Kapıyı takacağım. Son rötuşlar. Aha da biter. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Ha ben bunları ne? Ya al kardeşim al. Al bunlar senin. Uğraşamayacağım bir daha gideceğim de almayacak da falan da filan ya. Allah Allah. Hallettim mi hallettim arkadaş. %100 biter. Bam. Para ihtiyacımız var ya. İkinci el eşyayı eşyanın satın mağazasında satabilirsiniz. Oğlum biliyoruz da yani sattırmadı ki. Allah Allah. Saçınızı kestirin. Nerede berber? Yakın berber neresi? Berber. Bir berber bir... Yok hayır saçmalama. Gidelim dıraş olalım. Ondan sonra da aracı ilk kez kargo yükleyin. Bu görev şöyle önemli. Bir önceki araçta bunu yapamıyorsun. Yani teknik olarak yapıyorsun. Şöyle oluyor. 10 parça malzeme istiyor. 8'ini alabiliyorsun. İkisi geride kalıyor. İki sefer git gel vakit değil. Yetmiyor. Birini götürdüm. Geri gelirken yolda süren bitti. Ama görevi kabul etti. Niye 8 tane götürdüm diye olabilir dediler. Bilemeyeceğim. Ona kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Yani teknik olarak görevi yaptım ama yapılamıyor diyeyim. Ne diyeyim? Hocam karanlıkta da ne anlayacağız ben neyini kestireyim ya. Al bıyık koy abi. Os 5 dolar. Saçı da normalde başlangıçta yapamadığım tipte şeylerden. Şöyle yapayım mı? Gel ki. Ulan düşünebiliyor musun ya? Var mıdır öyle bir şey acaba? Yani normal saçın var. Ama kel yaptırıyorsun. Keller adamı döver lan. Hiçbir şey değilse. Keller adamı döver yani. Şöyle yapayım. Ver ulan. Tipini yedim. Eski rock yıldızları gibi. Allah'ım ya. Şimdi kargo görevi mi var direkt? Görev olarak mı geliyor? Yes. Abi yeter. La yeter. Heh burada. Miktar 8-10. Aa 10 parça vardı ben 8 götürdüm. Onun için mi kabul etti lan? Belki de ha. Olabilir. Yazıyormuş burada 8-10 diye. Neyse 5 dakikada teslim etmen gerekiyor. Kabul ediyorsun. Görev sana yerini gösteriyor. Hemen şurada şurada. Hatta dakika var orada. Ciddiğin zaman galiba başlıyor. Yani Mega Mobilya mağazasından alıp Nativo Mobilya. Nativo Mobilya bizim alışveriş yaptığımız yer. Oraya götürüyorsun onu. Bayağı kargo işine de giriyorsun yani. Abi oyunun daha ilerleyen vakitte bilmiyorum bakalım ne kadar ilerleriz, ne kadar seversiniz. Kaç bölüm daha çekesim var. İlerleyen taraflarında şey falan var, onları daha görmedim ben. Bayağı evini çiziyorsun, ediyorsun, ona göre şey yaptırıyorsun. Daha full yıkıma ilk başta... Oğlum lan lan. Kaza yapıyorum. Yıkım olayına daha tam girmedik. Yıkım olayına girelim de. Navigasyon da bir acayip. Bir tık acayip. Hani yükler burada. Gel bakayım. Süre başladı. Evet, bir tane açıkta kalıyordu. Bu kadar mı alıyordu? Yok, bunların hepsini alır lan. Bunu alır anasını satayım o araç. Almaz mı? Alır abi. Alır. Allah Allah. Ne başta almıyor gibi şey ettirdi ki. Size bir şey diyeyim mi? Orada bir tane araç şekli var. Galiba araç veriyor ha. Görev. Galiba. %100 emin değilim ama orada bir araç simgesi gördüm. Yani bu araçların hiçbirinin simgesi yokken o aracın niye simgesi var abi? Valla. Yalnız bu Hyundai minibüsler de harbiden sıkıntılı ha. Tam kaza yapmalık yani. Hani boşken zaten arka lastikler Allah'a emanet.
Yük bindirdiğin zaman tabii biraz daha haliyle yeri tutuyor. Ama böyle kaza yapmaya müsait diyelim. Ya da müsait. Ve yaptırmadan yani direkt artık nereye çarpıyorsan direkt böyle onunla sarılıyorsun diyebilirim. Ben karıştırdım. Ben karıştırdım. Benim hatam. Ulan oğlum. Aracın üstünden içine binme. Daha kısa sürede de hallederdim. Şeyi de merak ettim harbiden ha. Gidip bak. Sen ne yapıyorsun lan burada? Ne işe yararsın sen? Lan burada duruyor. Kargoları teslimat noktasına. Aa, buradan bitiriyoruz lan görevi. Vay arkadaş. Neyse bu bölümü de tamamladık. Bir binayı tamamen yık bir sonrakine. Balyoza mı vereyim biraz daha diyeceğim de o kadar puanım yok ki. Ona bakarız bir sonrakine ya. Level up. Yeni bir araç satın al. Onu aldım zaten. Şimdi aldırıyor. Ulan öbürüyle o zaman yapabiliyorsun onu. Gideceğim oraya bir bakacağım. Merak ettim abi. 2 saniyede giderim oraya şipşe. Rokete takıyorum. Hiç problem değil. Duvardaki çatlağı vurun. Bir duvarı yıkın. Sonra da bir binayı tamamen yıkın. Bu işler keyifli. Bilmiyorum neden. O tarz oyunlarda böyle yıkmak falan. Bir de hiç bilmiyorum her insanda var mı o olay ya böyle. Rahatlama yaşıyorsun ya. Yıkın, dökünce. Neden böyle bir his var insanın içinde bilemeyeceğim. Belki de böyle kurallarla dolu bir durumda yaşadığımız için hani bazen sanalda da olsa kurallardan kurtulmak hiçbir rahatlık mı veriyor insana? Nedir? Bak şu an işaret yok. Bak orada araç da yok. Video editinde bakacağım ben de buraya yanaştığımda. Burada vardı araç. Neyse benden bu kadar. Selektör de şuradan belli olmuyor. Aracı kes be. Evet, o kadar diyelim. Umarım cebi beğenmişsinizdir. Ben de söylüyorum. Ben de mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. No, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break.